Arkadaşlar merhabalar. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerle karşınızdayız. İnşallah hepiniz iyisinizdir. O zaman hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bu konu başlığı altında 4 tane madde inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi, ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin çözümüne bakacağız. İkincisinde çarpanlara ayırma yöntemiyle ikinci derece denklemleri çözeceğiz. Değişken değiştireceğiz ve discriminant yönteminden bahsedeceğiz. O halde kullanım alanları, ödevlerinizi konuşalım. Haydi başlayalım. İkinci dereceden denklemlerin kullanım alanları günlük hayatta mimari, mühendislik, uzay bilimleri gibi birçok alanda ikinci derece denklemler ve grafiklerinden yararlanılıyor. Örneğin daha dayanıklı ve uzun ömürlü köprülerin yapımında, uzaya fırlatılan uyduların yörüngelerinin hesaplanmasında ikinci dereceden denklemlerin çözümünün önemli bir rolü var kardeşim. Ödevlerimize geldiğimizde 0'dan 10'a matematiği kullanıyorsanız eğer 196'dan 205'e kadar sorumlusunuz. Dinamo matematiği kullanıyorsanız 209'dan 218'e kadar sorumlusunuz ve bu ödevler kesinlikle harfiyen yerine getirilmeli. İkinci derece denklemler ileride çok ama çok işine yarayacak. Matematiğin başka yerlerinde de karşına çıkacak olan bu konu başlığına son derece dikkat etmelisin. O halde başlayalım. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemlere şöyle bir giriş yapalım. A, B, C elemandır reel sayı demiş ve A0'dan demiş farklı olmak üzere. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemini ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemler deniyor. Bak güzel kardeşim, x'in x karenin katsayısı olan a kesinlikle 0'dan farklı olmalı. Çünkü x karenin katsayısı olan a 0 olursa x kare ortadan kaybolur. X kare ortadan kaybolursa bu denklem ikinci dereceden denklem olmaz. Isınma turuyla başlayalım. Demiş ki bize a eksi 4x küp artı x kare eksi 7x artı 1 eşittir 0 ifadesi x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem ise... Ah demiş kaç olsa gerek. Biz az önce buna değinmeye çalıştık. Bakın bu x küp burada durmaya devam ettiği sürece biz buna ikinci dereceden denklem değil üçüncü dereceden denklem deriz. O halde x küpün ortadan kaybolması lazım. X küpün ortadan kaybolabilmesi için önündeki a eksi 4 ifadesinin sıfıra eşit olması lazım. Bu durumda a'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 4 gelecektir diyoruz. Ne olur unutma. İkinci dereceden denklem diyorsak x küplü x üzeri 4'tür. Yani sözün kısası... Tepesi 2'den daha büyük olan x terim ne yapmamalı? Olmamalı. A kare eksi 9 x küp artı x üzeri 4 b eksi 14 artı 5 x eksi 10 eşittir 0 ifadesi x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre a çarpı b'nin en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi x küplü ifadeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bu durumda a kare eksi 9 ifadesini 0'a eşitliyorum. A kare eksi 9'u karşı tarafa atarsam 9, a'nın karşılığı buradan artı eksi 3 gelecek. 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Fakat x küpü ortadan kaldırdığımda kalan ifadede bu sefer ikinci dereceden denklem göremiyorum. İkinci dereceden bir x ifadesi söz konusu değil. O halde 4b eksi 14'ü 2'ye eşitleyerek bu x'in tepesini 2 yapayım ki ikinci dereceden bir denklem olsun. Eksi 14'ü karşı tarafa atıyorum. 4b eşittir 16. B'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 4 gelecektir diyoruz. Bizden istenen a çarpı b'nin en büyük değeri. O zaman a'yı 3, b'yi 4 veriyorum. O halde çarpımı 12 gelecek. Eksi 3 verirseniz eksi 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12 küçük b değer olacaktır. Dolayısıyla en büyük değerimizin karşılığı 3 çarpı 4'ten 12 bulunur. Sorumuzda 5x kare eksi mx artı m artı 1 eşittir 0 denkleminin bir kökü x eşittir eksi 2 olduğuna göre m kaçtır denmiş. Unutmaman gereken şöyle bir durum var. Eğer size denklemin kökü verilmişse bu denklemin kökü bu denklemi sağlamak zorundadır. Ne demek bu? X gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda ifade 0'a eşit olması gerekir. O zaman x gördüğüm her yere eksi 2 yazarak başlıyorum. Eksi 2'nin karesi eksi m çarpı eksi 2 artı m artı 1 eşittir 0 diyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 5 ile çarptım 20. Eksi m ile eksi 2'yi çarpıyorum. 2m artı m artı 1 eşittir 0. 2m ile m'i topladığımda 3m, 1 ile 20'yi topladığımda 21 geldi. Karşı tarafa attığımda eksi 21 olacak. Her tarafı 3'e böldüğümde m'in değerinin karşılığı buradan eksi 7 gelecektir diyoruz. Lütfen unutma, denklemin kökü verilmişse gidip denklemde x gördüğün yere bunu yazman lazım. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin çözümlerine başlıyoruz. Birkaç tane yöntemimiz var. Bunlardan birincisi çarpanlara ayırma yöntemiyle çözüm. Biliyorsun çarpanlara ayırmayı yaparken işte ax kare artı bx artı c ifadesi formundaki ifadeleri de çarpanlarına ayırmak gerekebilir. İki kare farkı da kullanman gerekebilir. Bununla beraber az sonra alıştırmada göreceğin gibi ortak çarpan parantezine alman gerekebilir. Dolayısıyla çarpanlara ayırmayla alakalı mevzunun hepsi şöyle zihninden geçmek zorunda. Ben burayı x parantezine aldığımda
Parantezin içerisinde x artı 5 olacaktır eşittir 0. Şimdi sen x ile x artı 5 çarpmışsın ve sonuç 0 mı çıkmış? O zaman bu ifadelerden ya x 0'a eşit olacaktır ya da x artı 5 0'a eşit olacaktır. Belki ikisi de eşit olacaktır. Dolayısıyla x'in karşılığı buradan eksi 5 olur. O halde çözüm kümesinin elemanları şöyle gösterelim. Ck 0 ya da eksi 5'tir. Dolayısıyla denklemimizin kökleri 0 ya da eksi 5. Çözüm kümemizin elemanları da eksi 5'te 0 olacaktır diyoruz. Sorumuzda x küp eksi 16x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım demiş. Şimdi diyeceksin ki bana ya hocam 3. dereceden vermişsin. Biz onu 2. dereceye evirebiliriz. Ne yapacaksın? X parantezini alırsam. X parantezini aldığımda x küp ifadesi x kare olacak. 16x ifadesinin x'ini dışarıya yazdığım için 16 burası eşittir 0. O zaman burası x 0 olabilir. Ya da x kare eksi 16 ifadesi 0 eşit olabilir. Eksi 16'yı karşı tarafa attığımda buradan x karenin karşılığı 16, x'in karşılığı da buradan artı eksi 4 gelecek. Bu durumda çözüm kümemizin karşılığı ise 0, 4 ve eksi 4'ten oluşacak tam tamına 3 tane kökümüz olacaktır. Sorumuzda x kare artı 5x eksi 14 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım demişiz. Ama yan tarafta bir hatırlatma vermişiz. Malum ax kare artı bx artı c eşittir formundaki ifadeleri bu dersin hemen başında da söyledim. Çarpanları ayırmayla alakalı mevzu karşına çıkabilir dedim. Biz buraya bir de dedik ki işimizi sağlam alalım, bir hatırlatma koyalım. Malum x x diye açıyorduk. C sayısına m çarpı n açıp çaprazlama yapıp elde ettiğimiz mx ve nx'in toplamı eğer bx'i veriyorsa bu şekilde çarpanlarını ayırabiliyorduk. Epeyce bir soru çözdük bununla alakalı. O zaman x kare artı 5x eksi 14'e geri dönmem gerekirse x kareyi x x diye ayırdım. Eksi 14'ün ayrılabilecek bir sürü formatı var. Fakat ben size direkt doğrusunu yazayım. 7'ye eksi 2. Çapraz çarptım. Eksi 2x çapraz çarptım. 7x ve topladım. Ortadaki 5x'i verdi. O halde bunun çarpanlarına ayrılmış hali x artı 7'ye x eksi 2 olacaktır. Eşittir 0. Bu durumda bunu 0'a eşitlediğimde x artı 7 eşittir 0'dan x'in karşılığı eksi 7. X eksi 2'yi 0'a eşitlediğimde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 2. Bu durumda çözüm kümemizin elemanları eksi 7 ve 2 gelecektir diyoruz. Ax kare artı bx artı c formatı burada daha fazla karşıdan çıkacak durumlardan bir tanesi. Sorumuzda 2x kare artı 5x eksi 12 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım demiş. Hatırlatma kısmına hemen bir bakarsak bu sefer x karenin katsayısında a var. Dolayısıyla bu birazcık daha bizi yoruyordu ama deneye yanıla buluyorduk bunu. Ax kareyi mx ile nx'in çarpımı şeklinde c'yi de p çarpı r olarak düşünüp çapraz çarpım yaptığımızda elde ettiğimiz mrx ve npx'lerin toplamı ortadaki bx'i veriyorsa çarpanlarına ayırabiliyorduk. O halde dönelim 2x kare artı 5x eksi 12 eşittir 0 mevzuna. 2x kareyi 2x'e x diye ayırayım. Önce bir yanlış yapayım. 6'ya 2 eksi 6 olsun mesela. Eksi 6 ile x'i çarpıyorum. Eksi 6x. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4x. Dolayısıyla buradan karşılığı ne geldi? Eksi 2x. Ortadaki 5x'i vermedi. Dolayısıyla deneme yanılma kısmını ne olur abartmayalım. Yani hocam ben deniyorum en sonuca çıkıyor. Ya çıkabilir kardeşim, fark etmez. Ama sen denemekten vazgeçme. Peki kaça kaç verelim? Burası 4, burası eksi 3 olsun. 4 ile 2x'i çarptığımda 8x. Eksi 3 ile x'i çarptığımda eksi 3x. Burayı toparladığımda karşılığı ne gelecektir? 5x gelecektir. O halde çarpanlarına ayrılmış durumu karşılıklı bağlıyorduk. 2x eksi 3'e x artı 4 eşittir 0'dır. Bu durumda 2x eksi 3'ü 0'a eşitler, eksi 3'ü karşı tarafa atarsam 2x 3'e, x'in karşılığı buradan neye eşit olacaktır? 3 bölü 2. X artı 4'ü 0'a eşitlersem x'in karşılığı buradan eksi 4'e eşit olacaktır. Yani çözüm kümemizin elemanları 3 bölü 2 virgül eksi 4 gelecektir diyoruz. Demek ki ikinci derece denklemlerde çarpanları ayırma mevzusu önemli. Ax kare artı bx artı c formatındaki de önemli. Ortak paranteze alma da önemli. Buraya kadar gördüklerimiz bunlar. Eğer buralarla alakalı eksiğiniz varsa lütfen çarpanları ayırma videosuna dönüp orayla alakalı eksiklerine gidip tekrardan buraya dönersen çok daha sağlıklı bir iş yapmış olursun. Geldik bir başka yöntemimize, değişken değiştirme yöntemi. X kare artı 2x'in karesi eksi 18x kare eksi 36x artı 45 denkleminin çözüm kümesini bulun demiş. Şimdi güzel kardeşim, biz çarpanları ayırmada değişken değiştirmiştik. Fakat orada karşımıza gelen 2 tane 3 tane soru da ifadeyi çok rahat görebiliyorduk. Burada ise biraz kapatarak vermişim. Şimdi bak, x kare artı 2x'in karesi, şurayı eksi 18 parantezine alıyorum. X kare
artı 2x yaptı. Hocam nereye aldın? Şurayı. Eksi 18 parantezine aldım. Artı 45 eşittir 0. Şimdi x kare artı 2x'e t dersem bu durumda t kare eksi 18 t artı 45 eşittir 0 gelecek. Hemen çarpanlarını ayıralım. T'ye t, 45'i de eksi 3'e eksi 15 olarak ayırıyorum. Toplamlar ortadakini verdi. Dolayısıyla t eksi 3 t eksi 15 eşittir 0 oldu. Biz t'yi aramıyoruz ki. Biz x'i arıyoruz. O zaman t yerine tekrardan x kare artı 2x'imi yazarsam çarpı x kare artı 2x eksi 15 eşittir 0. Hocam orayı kaçırdım, ne yaptın? T gördüğüm yerlere t dediğimiz x kare artı 2x'i tekrardan yerleştirdik. Şimdi bunu çarpanlarına ayırırsam x'e x artı 3'e eksi 1 diye ayırmak lazım. X'e x, burasını da artı 5'e eksi 3 diye ayırmak lazım. Şimdi burası x artı 3 çarpı x eksi 1. Burası da x artı 5 çarpı x eksi 3 eşittir 0. X artı 3'ü 0'a eşitlediğimde x'in karşılığı eksi 3. X eksi 1'i 0'a eşitlediğimde x'in karşılığı 1. X artı 5'i 0'a eşitlediğimde x'in karşılığı eksi 5. Ve son olarak x eksi 3'ü 0'a eşitlediğimde x'in karşılığı buradan 3 olacaktır. Çözüm kümemiz bu sefer 4 elemanlı. Eksi 3, 1, eksi 5 ve 3'tür diyoruz. Değişken değiştirme, çarpanlar ayırma içerisinde yine baktığımız mevzulardan bir tanesiydi. İçinizden şu geçmesin hocam, sürekli çarpanlar ayırma, çarpanlar ayırma diyorsun. Çünkü çarpanlar ayırma ikinci derece denklemlerin altyapısını oluşturan mevzulardan bir tanesi olduğu için oranın sağlam olması lazım ki burada sıkıntı çekmeyelim. Geldik bir başka yöntemimize, diskriminant yöntemiyle çözüm. A, B, C'ye reel sayılarsa, A da sıfırdan farklıysa, AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denkleminin köklerini bulmak için B kare eksi 4AC ifadesine diskriminant denir diyor. B kare eksi 4AC hafızaya kazı, ileride de çok lazım olacak mevzulardan bir tanesi. Bu 11. sınıfta ilk aklıma gelen eşitsizlik mevzusunda mesela çok lazım olacak. Delta ile gösterilir demiş. Evet, biz ona ayrıyetten diskriminant bazen zorluyor öğrenciyi. Delta da diyebilirsiniz arkadaşlar. AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminde eğer uyguladığınız delta yani diskriminant B kare eksi 4AC ifadesi 0'dan büyükse denklemin iki farklı gerçel kökü vardır. Lütfen bunu unutmayın, bak son derece önemli bilgilerden bir tanesi bu. Eğer deltanız yani diskriminantınız 0'dan büyükse iki farklı kökünüz var ve bu kökler şu kuralda bulunuyor. Eksi B yani X'in kat sayısını eksiyle çarpıyoruz. Kök delta diyoruz, 2A diyoruz. Arada ne var? Artı. Bir de bunun eksilisini yazdığımda ikinci kökü bulmuş oluyorum. Köklü sayılardan hatırlarsın, aradaki işareti değiştirdiğimde aslında elde ettiğim sayılar birbirlerinin nesi? Eşleniği. Sorumuzda x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 denkleminin gerçek sayılarda çözüm kümesini bulalım demiş. Şimdi bak, öğrenci olarak şöyle düşünüyorsun haklı olarak. Hocam diyorsun, diskriminanta ne gerek var, ben bunu çarpanlarına ayırayım bitsin. Buyur. Buyur ayır kardeşim. Ayıramayacaksın. Zaten diskriminantla alakalı mevzu çarpanlarına ayrılamadığında devreye sokman gerekenlerden bir tanesi. O zaman sıralama hafızanda şöyle olmalı. Ortak çarpan parantezini alabiliyor muyum? Hayır ise çarpanlarını ayırabiliyor muyum? Hayır ise değişken değiştirmem mi gerekiyor? Hayır ise diskriminanta paşa paşa uygulamak durumundayız. Buyurun başlıyorum. Neydi diskriminant? B kare eksi 4AC. B dediğimiz sayı eksi 4. Karesini aldım 16. 4 çarpı A dediğimiz sayı x karenin kat sayısı 1. C dediğimiz sayı sabitimiz 1. Dolayısıyla 16 eksi 4'ten karşılığı ne geldi? 12. 12 sıfırdan büyük olduğundan dolayı şu an 2 tane kök bulabileceğimi düşünüyorum. X1 kökünün kuralını yazıyorum. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Bunu uygulayalım. B sayımız eksi 4'tü. Eksiyle çarptım 4. Kökün içerisine 12 yani delta'yı yazdım. Bölü A dediğimiz sayı 1'di. 2 katını aldım. Kök 12 ifadesini 4 çarpı 3 olarak düşünürseniz. 4'ü dışarıya 2 diye çıkartıyorum. 4 artı 2 kök 3 bölü 2 oluyor. 4'ü 2'ye bölüyorum 2. 2 kök 3'ü 2'ye bölüyorum kök 3. Dolayısıyla köklerimizden bir tanesi bu. Arkadaş, bir tanesini bu bulduysan diğeri zaten 2 eksi ne gelecektir? Kök 3, demin onu söyledim. Köklerden bir tanesini bulduğumuzda aynı işlemleri bu sefer şuradaki artıyı eksi yaparak yapmana gerek yok. Eşleniği zaten bunun köküdür. Dolayısıyla diğer kökümüzde 2 eksi kök 3 geldi. Bizden çözüm kümesi istendiğinden dolayı 2 artı kök 3 virgül 2 eksi kök 3 aradığımız sorunun cevabı olacaktır.
çarpanlarına ayrılmıyorsa, elimizdeki bilgiler yetmiyorsa diskriminant yöntemini kullanıyoruz. Geldik bu diskriminantla alakalı ikinci duruma. Eğer deltamız yani diskriminantımız yani b kare eksi 4 ac'miz 0 ise denklemin birbirine eşit yani iki tane eş. Başka bir de işte çakışık kökümüz var. Bu durumda x1 ile x2'nin direkt kullanışı eksi b bölü 2a olacaktır diyoruz. Denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesini bulalım demiş sorumuzda. Şimdi bunu çarpanlarına ayırabiliyorsanız çarpanlarına ayırıp oradan yapabilirsiniz. Ki bu ifade çarpanlarına ayrılıyor. O halde çarpanlarını ayırmak isteyenler oradan yapabilir. Fakat ben önce deltasına bir bakmak istiyorum. Neydi delta'nın kuralı? B kare eksi 4 ac. B'mizin karşılığı eksi 6. Karesini aldım 36. 4 çarpı a dediğim sayı 9. C dediğim sayı 1. Buradan karşılığı 0 geldi. Tamam. Burada bir duralım. Ne demişti bize? Eğer delta 0'a eşitse köklerimiz birbirlerine eşittir. Ve bu kökler eksi b bölü 2a ile bulunur. B dediğimiz sayı eksi 6. Eksi ile çarptım 6. A dediğimiz sayı 9. 2 katını aldım 18. Sadeleştirdiğimde buradan 1 bölü 3 gelecektir. O zaman bizim çözüm kümemizde sadece bir tane eleman olacak. Çünkü 1 bölü 3 iki kere yazmanın bir anlamı yok. Biliyorsun kümelerde elemanlar bir kere yazılıyor. O halde sadece 1 bölü 3'ten oluşacaktır diyoruz. Diskriminantla alakalı 3. ve sonuncu durumumuz. Diyor ki deltamız yani diskriminantımız yani b kare eksi 4 ac'miz. Bak bu b kare eksi 4 ac'yi de sürekli tekrarlama çalışıyorum hafızanda yer etsin diye. B kare eksi 4 ac'miz eğer sıfırdan küçükse denklemin gerçek kökü yoktur. Gerçel sayılarda herhangi bir şey bulamıyoruz. Dolayısıyla çözüm kümesi boş diyoruz. Ve sorumuz diyor ki 3x kare artı 4x artı 2 eşittir 0 ifadesinin gerçek sayılarda çözüm kümesini bulun demiş. Buyurun delta'ya bakıyorum. Neydi delta? B kare eksi 4 ac. B'miz burada 4. Karesini aldım 16. 4'ümü yazdım. A'mız x karenin katsayısı 3. C'miz de 2. Bunları çarptığımda önce çarpma biliyorsun. 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 gelecek. 16'dan 24'ü çıkarttığımda eksi 8. Dolayısıyla 0'dan ne geldi? Küçük. O halde 0'dan küçükse gerçel sayılarda bu denklemin çözüm kümesi yoktur. Yani çözüm kümesi boş kümedir. Sorumuz ax kare artı 2a eksi 9x artı a eşittir 0 denkleminin farklı iki gerçek kökü olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır denmiş. Bak şimdi tersten soruyor. Diyor ki denklemin farklı iki gerçek kökü olduğuna göre. Ne demek istiyor yani? Delta 0'dan büyük diyor. Biz de hemen başlıyoruz. Delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. B kare eksi 4 ac. B dediğimiz sayımız 2a eksi 9. 2a eksi 9'un karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı a. Çünkü x karenin katsayısı da sabitimizde. Buradan ne gelecek? A. Parantez açıyorum arkadaşlar ama bu arada şunu da yazmayı ihmal etmeyeyim. Sıfırdan büyük olacak. Birincinin karesi 4a kare. Birinci ile ikinciyi çarpımın iki katını alırsam bu durumda eksi 36a yapacak. Ve artı 81 ikincinin karesinden. Burası da eksi 4a kare. 4a kare ile eksi 4a kare gitti. 36a'yı karşı tarafa gönderirsem 81 ifadesi 36a'dan büyük olacaktır. Bu durumda a'nın yerine yazılabilecek tam sayıyı düşünürken mesela a yerine 3 yazsanız 36 çarpı 3 108 yapar. 81'den ne olur? Büyük. Biz küçüğünü istiyoruz. O zaman a yerine yazabileceğin en büyük tam sayı değeri 2'dir. Çünkü 36 çarpı 2 72 olacak. 81'den küçük olacaktır. Unutma lütfen farklı 2 gerçel kökü varsa delta 0'dan büyüktür. Sorumuz diyor ki 4x kare artı 5bx artı 4 eşittir 0 denkleminin çakışık iki gerçek kökü olduğuna göre b'nin alabileceği değerler sorulmuş. Çakışık iki kök olduğunda neyi düşünmen gerekiyordu? Delta'nın 0'a eşit olmasını. Bu durumda delta'mızı hemen yazalım. B kare eksi 4ac. B dediğimiz sayımız şu an burada x'in katsayısı 5b gözüküyor. Karesini aldığımda 25b kare yapacak. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı biliyorsunuz a'ydı burası 4. C dediğimiz sayımız da 4. Eşittir 0. 25b kare. 4 çarpı 4 çarpı 4 64 yaptı. Karşı tarafa atıyorum. Eksi 64 da artı 64 olarak geçti. Her tarafı 25'e bölüyorum. 64 bölü 25. Bu durumda b'nin karşılığı artı eksi 8 bölü 5 gelecektir. Çünkü 64 bölü 25 malum 8 bölü 5'in karesidir. Artı eksiye dikkat edeceğiz. B'nin alabileceği değerler bu durumda eksi 8 bölü 5 ve artı 8 bölü 5 olacaktır. Sorumuz diyor ki 3x kare eksi bx artı 4 eşittir 0 denkleminin kökü olmadığına göre. Kökünün olmadığını söylüyor. O zaman delta'mız 0'dan ne olacak? Küçük.
Delta sıfırdan küçükse buyurun başlıyorum. Delta eşittir b kare eksi 4ac. X'in katsayısı eksi b verilmiş. Karesini aldığımda b kare. 4 çarpı x karenin katsayısı a dediğimiz yer 3 verilmiş. C dediğimiz yerde 4 verilmiş. Bu ifade sıfırdan küçük olmalı. 4 çarpı 4 çarpı 3 ne kadar yapacak? 48. Bu durumda b kare eksi 48'i karşı tarafa atarsam 48'den ne olmalı? Küçük olmalı. Diyor ki b'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Karesi 48'den küçük olan en büyük sayımız 6'dır. 7 olmaz mesela, 49 olur. 6 olur, 5 olur, 4 olur. Bu gider. Nereye kadar gider biliyor musun arkadaşım? Eksi 6'ya kadar gider. Çünkü eksi 6'nın karesi 36 olacaktır. Eksi 7 seçersen 49 olur. Dolayısıyla eksi 6'dan 6'ya kadar 6 tane pozitif, 6 tane negatif, bir de sıfırımız var. 13 tane sağlayan neyimiz olacaktır? Değerimiz olacaktır. Kök yoksa delta sıfırdan küçük. Sorumuzda x kare eksi 3x artı 1 eşittir 0 denkleminin köklerinden birisi x1 olduğuna göre x1'in karesi artı 1 bölü x1'in karesi ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Şimdi buna hazırlıklısın. Evvelden buna benzer bir soru konuştum. Hatta dedim ki bak bu soruyu dedim önemse kardeşim karşına tekrardan çıkabilir. Buyur çıktı. Şimdi ilk yapmam gereken şeylerden bir tanesi. Denklemin köklerinden bir tanesi neymiş? X1. O zaman x gördüğüm yere x1 yazayım. X1'in karesi eksi 3x1 artı 1 eşittir 0. Her tarafı x1'e bölüyorum. Bunu bir yerde daha yaptım ben. Dolayısıyla çarpanlar ayırma içerisinde yaptık. X1 karesi 1 bölü x1'in karesi gibi rasyonel dönmüş ifadeler söz konusuysa bunu mutlaka yapman gerektiğini söylemiştim. X1'in karesini x1'e böldüğümde x1. X1'ler gitti, ortada eksi 3. Burada da 1 bölü x1'im var. Eşittir 0. Eksi 3'ü karşı tarafa atalım. X1 artı 1 bölü x1 eşittir ne yaptı? 3. Bunu gördüğümde dayanamayıp hemen kare aldığımı söylemiştim. O zaman dayanamıyorum, yine kare alıyorum. Birincinin karesi. X1'in karesi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci ve ikincinin karesi. Eşittir. Sakın 3'ü yazmıyoruz. Onun da karesini alacağız. 9. X1 ile x1 gitti. Kalan ifademiz şu. X1'in karesi, ortada bir 2'miz var. Bir de 1 bölü x1'in karesi var. Bu 2'yi karşı tarafa attığımda kalan ifade galiba bizden istenen ifadeyle aynı olacak. Dolayısıyla buradan da karşılığı 7 gelecektir diyoruz. Şimdi sırada ödüllü sorumuz var ama ödüllü sorudan önce geçen dersin ödüllü sorusunun çözümüne bir bakalım. Geçen dersin ödüllü sorusu buydu arkadaşlar. Yapmamız gereken şey galiba burada payda eşitlemem gerekir gibi bir hissim var. Fakat payda eşitlemenin dışında başka yapabileceğim bir şey var mı diye bir bakıyorum. Payda eşit derken işim kolaylaşsın diye şunu parantez içerisinde a parantezini alarak buraya a artı b diyorum. Şurasını da b parantezini alıyorum. Burasına da b artı a diyorum. Bakın şimdi. Burası a çarpı b. Burası a çarpı artı b. Burası da b çarpı b artı a. O zaman ben burayı a artı b ile genişleteceksem a çarpı b çarpı a artı b olmuş olacak. Burasını da a çarpı a artı b yapabilmek için b ile genişletmek, buraya da a ile genişletmek lazım. Peki, a artı b ile genişlettiğimde a kare artı b kare çarpı a artı b eksi b ile genişlettiğimde b küp, a ile genişlettiğimde eksi a küp olacak. Bölü aşağıda da a çarpı b ve a artı b'miz var. Şimdi ben b küp eksi a küp var ya, onu siliyorum. Eksi parantezini alacağım onu. Şöyle eksi parantezini aldığımda burası b küp artı a küp yapmış olacak. Peki b küp artı a küpü ayırabiliyor muyduk? Evet. A kare artı b kare a artı b eksi b küp artı a küpte biliyorsun önce küpleri siliyorduk. A artı b yazıyorduk. Yan tarafına da a eksi b'nin kare açılımı gibi olanı ama ikisini yazıyorduk. A kare eksi ab artı b kare. Bölü aşağıda da ab a artı b'miz var. Şimdi yukarı doğru geçiyorum. Boş olan orada var. A artı b'ler gördüğünüz gibi şöyle sarılaştıralım. A artı b'ler ortak. O zaman a artı b parantezini alıyor. İlk ifadeden parantezin içerisine a kare artı b kare düşerken ikinci ifadede a kare eksi ab artı b kare, fakat eksiği ne olur unutma. O eksiği dağıtarak yazacağım. Eksi a kare artı ab eksi b kare olacak. Bölü alt tarafta ab a artı b var. A artı b'ler çarpım durumunda olduğu için gitsin. B kare b kare ile a kare a kare ile gidecek. Yukarıda sadece a çarpı b kalacak. Aşağıda da a çarpı b var. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 olacaktır diyoruz. Sağlam soruydu, kabul ediyorum. Zorlanmış olabilirsiniz ama çözümü budur.
Bundan sonra karşınıza böyle bir soru geldiğinde bu yöntemle devam edebilirsiniz. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Ödüllü sorumuz şöyle. Bir koşu yarışında Tarık yarışın son saniyesinde enkare artı 5N artı 11. olan Ömer'i geçerek yarışı 2N eksi N artı 4. olarak tamamlamış. Buna göre N'in alabileceği büyük değer küçüklerden kaç fazladır diyor. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlık sizinle olsun arkadaşlar. Bol bol soru çözmeye, matematikle uğraşmaya devam. Hepinize başarılar.